Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir tığ işi örnek çalışması yapacağız. Şöyle yakından gösterecek olursam, özellikle bebek battaniyeleri için oldukça elverişli bir model. Ben bunu yaparken orta kalınlıkta bir ip ve 6 mm'de tığ kullandım. Orta kalınlıktaki iplerden bahsedecek olursak, iplerin üzerinde 4 veya 5 mm tığa uygun yazan ipler orta kalınlıkta olarak kabul edebiliriz. Ayrıca 5 milimetre tığ ile örülen bir ipi 6 milimetre ile de örebilirsiniz. Böylece örgünüz daha da yumuşak olmuş olur. Şimdi ben örnek parçası olarak bunu çalıştım. Kenarlarına sık iğne yaptım ve buraya bir askı detayı ekledim. Bunu tencere altlığı ya da fırın tutacağı olarak değerlendirmek istedim. Şimdi farklı bir ip ve yine 6 milimetre tığ kullanarak sizlerle yeni bir örnek çalışması yapacağız. Hazırsak hemen yapımına geçebiliriz. Örnek parçamız için 20 tane zincir çektim. İlkini bırakıyorum, ikincisinin içine batarak bir sık iğne yapıyorum. Devam eden zincirlerimin içine de yine sık iğneler yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sizler yapacağınız şeyin uzunluğuna göre zincir çekip başlayabilirsiniz. Son sık iğnemi yaptım ve döndüm. 1 2 zincir çektim. İlkinin içerisine battım ve bir sık iğne yaptım. Tığıma ipimi aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte alıyorum. Tekrar ipimi aldım. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir İki tane atladım. Üçüncüsünün içine bir sık iğne ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan. Tekrar ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki tane atladım. Üçüncüsünün içine bir sık iğne ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan. Tekrar ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sona geldiğimde son ikili trabzanımı yaptım. Yine iki tane atladım. Sonuncusunun içine sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar döndüm ve 1 2 zincir çektim. Yine ilk baştakinin içine batıyorum. Bir sık iğne, bir tane yarım trabzan ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane atlıyoruz. Yine alt sırada olduğu gibi 1 2 tane atladım. Şu araya bakın. Kendini gösteriyor. Hemen oraya batıyorum. Bir sık iğne, bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 atladım. Üçüncüsünün içine bir sık iğne, bir tane yarım trabzan ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlıyoruz. Dikkat edilmesi gereken nokta, bitirirken sadece bir sık iğne yapıyoruz. Dönüşlerde ilk baştaki boşluğun içerisine yine bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili trabzan olarak başlıyoruz. Bunun dışında bir püf noktası yok.
Örnek parçamın yapımını tamamladım. Son hali bu şekilde oldu. Terste ve düzde aynı şekilde görünüyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.